Merhaba arkadaşlar. Yazılım Her Yerde platformu ile başlatmış olduğumuz online C# eğitimlerimizde bu akşam 35. dersimizi gerçekleştireceğiz. Açalım Visual Studio'yu. Ne yapacağız bugün dedik. Küçük bir web tarayıcı uygulayacağız C#'da, C# Form'da. Başlayabiliriz dersimize. Web tarayıcı diye bir başlık attık. Sadece bir tane uygulama yapacağız zaten bugün. Dün ve ondan önceki gün birden fazla uygulama yaptık. Bugün tek bir web tarayıcı üzerine gideceğiz. Şimdi küçük bir web browser oluşturacağız. Web tarayıcı oluşturacağız. Kullanacağımız araçlar neler? Bir tane web browser kullanacağız. İşte ileri geri tuşları kullanacağız. Sayfalar arası geçiş için. İstediğimiz sayfaya gitmesi için metin kutusu kullanacağız. Küçük alt kısmına küçük bir radyo kısmı falan ekleyeceğiz. Böyle küçük çapta bir web tarayıcımız olacak. Yavaş yavaş başlayabiliriz sanırım. Biraz büyütelim şöyle formumuzu. Properties diyelim. İsmine C# web tarayıcı diye ismini adlandıralım. C# web tarayıcı dedik. Şimdi ne yapacağım? Bir tane web browser ekleyerek başlıyorum. İşlemlerimi web browser üzerine gerçekleştireceğim. Web browser arkadaşlar şöyle undock in parent container dediğim zaman kendim istediğim şekilde konumlandırabilirim. C#'taki web browser Internet Explorer tabanlı bir araç arkadaşlar. Yani Internet Explorer'ın desteklediği şeyleri büyük ölçüde destekliyor. C#'taki web browser. Biraz büyüttüm web browser'ımı. Şu an form'dan biraz daha bağımsız olsun diye form'un arka plan rengini değiştirelim. Şöyle aşağıdan bir renk seçelim. Şu açık yeşil bir renk seçtik ve browser'ımızı da zaten beyaz, biraz daha sağ konumlarsak bu şekilde tamam. Web browser'ımızı oluşturduk. Şimdi önce web browser'ın çalışmasını bir hatırlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş gidelim. Mesela ne yapalım? Bir tane buton ekleyelim. Şöyle butonumuz, butona tıkladığımız zaman ilgili siteye gitsin. Mesela ne? Web browser'da ne diyorduk? Web browser bir nokta navigate diyorduk. Parantez içinde mesela çift tırnak içerisinde www.google.com diyelim. Google'a bizi göndersin. Çalıştıralım bakalım. Butona tıkladım. Bu şekilde benim web browser'ım beni Google'un ana sayfasına gönderdi. Web browser ile ilgili örneği sanırım 8. derste biraz bahsetmiştik. Öyle hatırlıyorum, yanılmıyorsam 8. derste. Biraz bahsetmiştik. Şimdi biraz daha onu geliştireceğiz. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? İlk önce butona tıklayınca değil de bizim girmiş olduğumuz, yani kodlarla değil de bizim girmiş olduğumuz web sitesine gitsin. Yani bir tane arama çubuğu koyalım üstte. Bunu neyle koyabiliriz? Bir tane text box'la koyabiliriz. Önce bir label yerleştirelim formumuza. Label'ımızın ismi URL adres diyelim. URL adres. İki nokta üst üste. Label'ımızın fontunu biraz değiştirelim. Segua U olsun. Yarı kalın. 12. Tamam dedik. Bir de beyaz yaparsak biraz daha okunaklı olur mu? Yok. Göze batıyor biraz. Siyah yapalım tekrar. URL adres dedik. URL adres dedikten sonra bir tane text box ekleyelim. Text box'ımıza girelim. URL'mize. Ve text box'tan gelen değeri web browser'da görüntüleyelim. Text box'ı biraz büyütelim şöyle. Büyüttük text box'ımızı. Bu da bizim git butonumuz olsun. Bunu biraz daha büyütebilir miyiz? Büyütsek nasıl olur acaba? Biraz şöyle aşağı alalım. URL adresi de biraz aşağı alalım şöyle. Butonu da biraz büyütelim. Tam metin kutumuzda konumlandıralım. Butonun ismini silelim. Bir tane dersten önce git resmi bulmuştum. Go diye. Arka plan. Yerel kaynaklardan. Şu yeni klasörde. Go. Git olsun bizim. Çok belli mi? Bir bakalım. Çok belli değil mi ama okunuyor herhalde. Bu bizim git butonumuz. Textbox'a girmiş olduğumuz URL adresini bizim web browser'ımızda görüntüleyecek. Şimdi az önce ne yaptık? Web browser bir nokta navigate dedik. İşte parantezinde Google dedik. Şimdi öyle yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şöyle. Web browser bir nokta navigate parantez içinde nereden gelen değeri gitmek istiyorum ben. Textbox'tan gelen. Textbox bir nokta text. Textbox birden gelen değeri nav git. Çalıştıralım bakalım. Mesela girelim. www.google.com dedik. Go dedik.
yüklüyor. Bu şekilde web browserımız, arama kısmı, arama çubuğumuz çalışıyor. Şunu hizalandıralım. Nereden hizalandıracağız? Hemen. O zaman tekrar multiline'ımızı false yapalım. Bu şekilde buna geri dönüş yapacağız. Git butonumuzun ikonu çok küçük oldu. Neyse biz büyütelim onu. URL adresimiz bu şekilde. Git butonumuz var. Git butonundan sonra şimdi birkaç tane buton ekleyeceğiz. Bunlar bu git hiç okunaklı olmadı. Bunu silelim biz. Direkt biz git yazalım şöyle. Butonumuzu. Birkaç tane butonumuz var. Butonlarımız işte ileri geri. Ondan sonra sayfayı yenile, sayfayı durdur şeklinde butonlarımız olacak. Bunları da sırasıyla ekleyeceğiz. Kaydı durdurmuştuk arkadaşlar. O arada biz çözümü bulduk. Şurada label'da bakın göstereyim. At yarış örneğinde yapmıştık sanırım. Anlık yarış rapor diye bir şey yapmıştık. Label'da text align kısmında istediğimiz şekilde şöyle 9 konuma konumlandırabiliriz yazıyı. Text box'ta sadece 3 konum oluyor text align kısmından. Yazıyı hizalama kısmında sola, sağa ve ortaya. Biz tekrar sola olsun istedik. Yazının boyutunu büyüttük. Şimdi go dediğimiz zaman ne yapıyor? Bizim istediğimiz URL'ye gidiyor dedik. Tekrar çalıştıralım mesela www.facebook.com diyelim. Go diyelim. Dediğim gibi Internet Explorer tabanlı bir araç. Benim web browser'ım bu şekilde bana Facebook'da getirmiş oldu. Şimdi neler ekleyeceğiz? Sırasıyla ileri geri yenile ve durdur butonlarını ekleyelim. Şu URL adresini de fontunu biraz daha büyüteyim. Textbox'la eşleştirelim. Şu label'ı. Segao yarı kalma olsun. Şöyle 14 yapalım. Biraz daha eşleşmiş oldu bu şekilde. Şimdi bir tane butonumuz vardı. Onu kopyalayalım. İkinci butonumuzu ekledik. Aşağı butonları eklesek ya da nasıl yapalım? Sağ tarafa butonlarımızı ekleyerek başlayalım. Web browser'ı da biraz daha büyütelim şöyle sağa doğru. Şimdi go dedik. Go'dan sonra geri ve ileri sekmelerimizi ekleyelim. Şuraya ekleyebiliriz mesela. Önce resmini değiştirelim. Bunu. Arka plan resmini değiştirelim şöyle. Geri ile başlayalım. Şimdi geri dediğimiz bizim bir önceki sayfaya gitmesini istediğimiz komut. Çift tıkladım. Bunun için ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar diyorum ki web browser 1 nokta. Web browser 1 nokta dedikten sonra burada birçok özellik çıkıyor. Burada kullanacağım şey anahtar kelimem benim go. Peki go dedikten sonra nereye gidecek? Bakın go back dedi geri git bir önceki sayfaya. Go forward bir sonraki adıma bir sonraki sayfaya git. Go home ana sayfaya git. Internet Explorer'da bulunan ana sayfaya gidiyor. Ve go search dediği de arama kısmına git. Biz ne diyeceğiz? Go back diyeceğiz. Geri git. Şimdi bir çalıştıralım bakalım bu butonumuz çalışacak mı? Start dedik. Mesela www.facebook.com diyelim şöyle. Go dedik. Facebook'a gitti. Değiştirelim. www.twitter.com Twitter dedik. Tıkladık. Bekliyoruz yüklenmesini. Biraz geç yüklüyor. Twitter'a geldi. Mesela geri butonuma tıkladım. Ne yaptı? Facebook'a geri döndü. Bu şekilde kullanımı mevcut. Şimdi geri butonunun kullanımı bu şekilde. İleri butonu ekleyelim. Bir de bir Ctrl V daha dedik. Şöyle şunları biraz daha sağa kaydıralım. Şu üçünü. Üç aracımı. Biraz daha sağa kaydırdım. Butonu taşıdım yukarı. Label'da sağa doğru taşıyalım şunları. Buraya da ileri butonumuzun resmini ekleyelim. Sildim geri butonun resmini. Sağ ok resmimi ileri butonu için ekledim. Çift tıkladım. Bu kez ne diyeceğiz? İleri butonu için diyeceğiz ki web browser 1 nokta go forward. Bir sonraki adıma yani ileri doğru ileri sayfaya git. Start diyelim. Mesela www.facebook.com diyelim. Çalıştıralım. Çalıştı. Silelim. www.youtube.com diyelim. Çalıştıralım. Şimdi çalıştırdık. Bir de deneyelim bakalım. Acaba YouTube'da herhangi bir müziği açacak mı şöyle? Şu aşağıdan mesela bir tane müzik seçtik.
Tıkladık müziğe, bakalım oynatacak mı? Yüklüyor şu anda. Bu şekilde müziği de oynatıyor. Şimdi geri diyelim. Geri dedik. YouTube'un ana sayfasına geri döndü. Şimdi ileri dedim. İleri dedikten sonra az önce açmış olduğumuz müziğe bu şekilde geri dönüş yaptı. Şimdi ne yapalım? Bir tane sayfayı yenileme butonu ekleyelim. Şöyle Ctrl V dedik. Üçüncü butonumuz bizim sayfayı yenile butonu. Onu da aynı hizaya ekleyelim. Şöyle diğer butonlarla aynı hizada olsun. Biraz aşağı kaydırdık. Yenile butonumuz için de resmimize ekleyelim. Bizim refresh butonumuz. Çift tıkladık. Refresh'te ne diyecek? Web browser 1. Ne diyeceğiz? Aşağıda refresh diyeceğiz. Sayfamızı yenileyecek. Şimdi deneyelim. Bunu nerede görebiliriz? YouTube üzerinde görebiliriz. Adım adım gidiyoruz. Her yaptığımız adımdan sonra ilerliyoruz. Şöyle Visual Studio 6 alalım. Ne diyelim mesela? www.youtube.com dedik. İleri dedik. Butonumuza tıkladık. Şimdi bir tane müzik açalım. Şu an bir video açtık. Clash of Clans'ın açtık. Yenile dedik. Sayfayı yeniden yüklüyor. Şu an bu komutumuzda sorunsuz şekilde çalıştı. Yenile butonumuz da bu şekilde. Şimdi bir de dur komutu ekleyelim. Bakalım dur komutumuz çalışacak mı? Son bir buton. Üste ekledik dur komutunu. Arka plan rengini değiştirelim resmini. Bu da bizim stop işaretimiz. Dur olsun. Bunun içine ne diyeceğim? Web browser 1.stop diyeceğim. Tamamen İngilizce kelimeleri Türkçe'ye çevrilmiş hali. Mesela www.youtube.com diyelim. Şöyle go dedim. Go dedikten sonra dur dedim. Ya da bir müziği açıp öyle deneyelim. Şöyle çalıştıralım. Bir deneyelim bakalım. Stop komutu sayfalar arası geçişte sayfayı durduruyor. Ondan sonra ne diyeceğiz? Bir tane menü strip ekleyebiliriz sanırım. Media player ekleriz. Bir tane ana sayfa ekleriz. Önce bir tane ana sayfa ekleyelim. Şöyle bir Ctrl V daha dedik. Şöyle aşağı. Burayı da silelim. Yerel kaynaklardan projemize import edelim. Ne edelim mesela? Ana sayfa dedik. Ana sayfayı bu şekilde ekledik. Ana sayfaya çift tıklayalım. Bizim ana sayfamız ne olsun? Mesela Google olsun. Web browser 1. Navigi parantez içinde www.google.com olsun. Noktalı virgülü koyduk. Sıkıştıralım bakalım. Tıkladık ana sayfamıza. Ana sayfaya bu şekilde bizi yönlendirmiş oldu. Şimdi ne yapalım? Biraz daha geliştirelim. Ne ekleyelim buraya? Bir tane menü strip ekleyebiliriz. Menü strip ile arka plan rengi seçebiliriz. Ondan sonra başka neler yapabiliriz? Birkaç tane kendimiz buton koyup üst kısımda arama motorlarını ekleyebiliriz. Bu ana sayfa burada kalsın. Hatta şey yapalım. Bir tane Yandex Browser, bir tane Google, bir de Yahoo resimleri koyalım. Biraz daha görselini arttıralım. Tam bir web tarayıcı olsun. Buton yeni Picturebox PNG. Evet, PNG daha iyi olur ama bizim burada şey ya, esas takılacağımız nokta işin kod kısmı. O yüzden yani görsele o kadar da önem vermiyorum yani. Derslerde en azından öyle söyleyeyim. Siz kendi yapacağınız uygulamalar için DevExpress kullanabilirsiniz. Form üzerinde kullanacağınız resimler PNG formatında olabilir. O şekilde kendinize göre ayarları yapabilirsiniz. Şimdi ne dedik? Yandex Browser PNG diyelim. Buton alacağız ama. Bir tane şöyle buton alalım. Yandex Browser butonu. Yeni klasör. Masa üstüne kaydedeceğiz. Masa üstüne şu yeni klasörümüzün içine kaydettik. Ondan sonra bir tane Yahoo diyelim. Yahoo için şunu kullanalım. Netleşti gördüğünüz. Bunu alalım. Bir de Google diyelim. Google ana sayfamız ama biz bir de Google için de alalım. 3 tane ana sayfa butonumuz olsun. Bu şekilde aldık. Şimdi
kopyaladım butonunu, yapıştırdım. Buraya sırasıyla arama motorlarımı ekleyeceğim. Neyle başlayacağım? Hatta formu biraz daha büyüteyim şöyle. Şu ana sayfayı şuraya alalım. Şuna başlayalım mesela, ne diyelim? Silelim arka plan rengini. Google olsun bu. Google'la başlayalım mesela. Ve browser 1.navigate parantez içinde www.google.com ve browser 1.navigate Google dedik. İkinci butonumuzu ekleyelim hemen. Bir kontrol V daha dedik. Bu bizim ikinci butonumuz. Bunu da arka plan rengini resmini değiştirelim. Sildik. Bunun için de Yandex browser kullanacağız. Yandex'in tam açılımı yandex.com, bir bakalım. yandex.com.tr direkt Türkçe kısmına gitsin. Shift tıkladık. Ve browser 1.navigate parantez içinde çift tırnak dedim. Yandex browser Türkiye'ye gitsin. Bir deneyin bakalım çalışacak mı? Şu en sonuncusundan emin değilim. Güzel çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Şimdi bir kontrol V daha dedik. Buraya da Yahoo'yu ekleyeceğiz. Yahoo'yu da buradan ekleyelim şöyle. Yahoo için de çift tıkladık ve browser 1.navigate parantez içinde çift tırnak www.yahoo.com diyelim ve çalıştıralım bakalım Yahoo çalışıyor mu? Yahoo'ya tıkladık. Yüklüyor şu anda. Bu şekilde Yahoo'nun da ana sayfasına gitmiş oldu. Burası boş kalmasın. Buraya bir tane daha buton ekleyelim. Bir de Bing olsun. Bir de Bing'in resmini bulalım. Bakalım soru falan var mı? Top 5'li sekmeler de yapabiliriz diyorsun Oğuz Keskin. Aklımda var bir şeyler. Önce bir onları gerçekleştirelim. Ondan sonra söylediklerinize de bakacağız. Şöyle Bing'in mavi ikonunu alalım. Formumuza geri dönelim. Buraya da Bing'i ekleyelim. Bing'i de ekledik. OK dedik. Buraya da yazalım komutumuzu. Ve browser 1.navigate parantez içinde Bing'in sitesi bing.com'a bir bakalım. Bing.com diyelim. Tamam, Bing'in sitesi bing.com. Çift tırnak içinde bing.com dedik. Bu şekilde Bing'i de yazdık. Çalıştıralım bakalım Bing'de çalışıyor mu? Bing dedik, tıkladık, Bing'e gitti. Sonra Yahoo diyelim, Yahoo'ya gitti. Henüz gitmedi, ha şimdi gitti. Geri diyelim, Bing'e gitti. İleri diyelim, Yahoo'ya gitti. Bu şekilde arama motorları arasında geçişler yaptı. Ve browser'ı da biraz şöyle tam sağa doğru konumlayalım. Şimdi bunları biraz aşağı taşıyıp üstte bir tane menü strip ekleyebiliriz. Oraya da gazete alanları falan ekleriz. O şekilde olabilir. Menü strip'le yapabiliriz sanırım. Şöyle şu araçların hepsini biraz aşağı taşıyalım. Burada kalsın. Şimdi buraya bir de radyo kısmı ekleyelim. Internet Explorer'da radyo dışı durum çubuğuna, üstteki durum çubuğuna radyo ekleyenler de var. Biz de küçük bir tane radyo ekleyelim buraya. Yine butonlar üzerinden gideceğiz ama önce bir tane Media Player ekleyeceğim formuma. Media Player'ı ekliyoruz. Media Player'ı formunda bulamayanlar için nasıl ekleniyor gösterelim. Sağ tuş yapıp Choose Items kısmına. Visual Studio'nun ilk açılışında Media Player gelmiyor. Bazı araçlar gelmiyor arkadaşlar. Onları şu Choose Toolbox Items kısmına formumuza dahil etmemiz gerekiyor. Com Components kısmından şöyle en altta Windows Media Player var. Bunun tikini seçip yani true yapıp OK dedikten sonra formumuza Media Player ekleniyor. Media Player'ı biraz büyütelim şöyle. Yalnızca belli bir kısmı gözüksün, diğer kısımları gözükmesin. Ne yapsak? Biraz daha aşağı taşıyalım. Şöyle formu biraz daha büyütelim. Ve browser'ı biraz daha aşağı taşıyalım. Media Player'ı şu şekilde konumlandıralım. Şöyle olsun. Ne yapacağız? Butonlar ekleyeceğiz. Ctrl C dedik. Ctrl V. Birinci butonumuzu ekledik. Mesela bir buton her buton bir 3 tane
toparlayamadım cümleyi. 3 kanallı bir radyo yapalım burada. Şöyle bunu silelim. Mesela neyle başlayalım? Kral Pop'la başlayalım mesela. Okey dedik. Kral Pop'a ekledik. Bunun için ne diyeceğiz? AX Windows Media Player 1.url eşittir. Çift tırnak içerisinde. Bunun sonrasında URL adreslerimiz var. Sanırım 5. derste biz C Sharp Radio adında bir uygulama geliştirmiştik. Şöyle Kral Pop'un URL adresini aldım. Çift tırnağın içerisine yapıştırdım. Noktalı virgül dedim. Çalıştıralım bakalım. Çalışacak mı? Kral Pop'a tıkladım. Bu şekilde Kral Pop çalışıyor. Formun dizayn kısmına geri dönelim. Bir kontrol V daha. Buraya ikinci bir radyo ekleyelim. 3 ve 4. 4 kanallı bir radyo programı olsun bizimki. Şuraya Kral Pop'u silelim mesela. Ne diyeceğiz? Bizim burada resimlerimiz vardı. Taksim FM diyelim. Okey. Buraya Clear diyelim. Taksim Pop diyelim. Tamam. Bir tane daha ekleyeceğiz. Sanırım başka yok muydu? Tamam. 3 kanal, 3 kanalın ikonunu almışız. 3 kanallı olsun o zaman. Şurayı çıkartalım şöyle. Bu da ikisinin ortasında olsun. Taksim FM için hemen URL'yi alalım. Neredeymiş bizim Taksim FM'imiz? Şurada. Ctrl C dedik. Geldik buraya. AX Windows Media Player 1.url dedik. Eşittir çift tırnak içerisinde. Taksim FM'in URL'sini yazdık. Bir de Taksim Pop kaldı sanırım. Onun için de hemen URL'yi yazalım. O da bir üstünde hemen Ctrl C dedik. URL adreslerine Google'a MMS adresi diye aratırsanız bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok sık güncellenen bir şey çünkü değişmiş olabilir en son kullandığınız URL'ler. Uzun süre kullanmadıysanız. Taksim FM diyelim. Çalışıyor. Taksim Pop diyelim. Bu da bu şekilde çalışıyor. Şimdi formumuzun sağ üst köşesine bir de ne ekleyebiliriz? Bir web tarayıcı için anlık saat ve dakikayı gösteren, yani zamanı ve tarihi gösteren label'lar ekleyebiliriz. Bunun fontuyla biraz oynayalım şöyle. Font kısmına gelelim mesela. Ne diyelim? Callisto diyelim. Callisto MT 11 fontunda olsun. Bir de rengini formdan bağımsız bir renk yapalım. Kırmızı okunaklı değil. Şu okunaklı sanırım. Koyu kırmızı yaptık bu şekilde. Label 2 Ctrl C, Ctrl V, altına da Label 3'ü getirdik. Form yüklendiği zaman ne yapacağım? Form yüklendiği zaman bana anlık olarak dakikayı ve saati göstersin. Bunları neyin içine yazmam gerekiyor? Anlık olarak göstermesi için bir timer'ın içine yazmam gerekiyor. Hemen aşağıdan bir tane timer ekliyorum formuma. Timer'ımı ekledim. Timer'ıma çift tıkladım. Dedim ki timer'ın çalışmaya başladığı zaman label 2 idi sanırım. Label 2 nokta text eşittir. Date time nokta now nokta too long date string. Üsttekinde uzun tarihi versin. Alttakinde de date time nokta now nokta too long time string. Alttakinde de uzun saati ve dakikayı versin. Bunu da label 3'e yazdıracağız. Label 3 nokta text eşittir dedik. Noktalı virgülümüzü koyalım. Timer'ımızın enable'ını true yapalım. İlk açılışta true olsun ki bizim label 2'ye ve label 3'e tarih ve zamanı yazdırabilsin. Şimdi çalıştıralım. Bu şekilde bakın zaman ilerliyor. Şu saati sanırım biraz daha ortaya alırsak daha güzel olacaktır. Şöyle ortaya alalım. Bir daha çalıştıralım bakalım nasıl oldu. Bu şekilde olacak arkadaşlar bu alanda. Başka ne yapabiliriz? Bir tane menu item ekleyelim. Forumlarda gördüğüm örneklerde. Ders anlatmadan önce mutlaka forumlara da bakıyorum. Hani oradaki örnekleri de kendi yapacağımız uygulamanın içerisine eklemeye çalışıyorum. Orada genelde hep menü strip kullanmışlardı. Biz de bir tane menü strip kullanalım. Kullanacağımız menü strip'e şu label'ı biraz aşağı mı indireceğiz? Şöyle nasıl yapsak? Çalıştıralım bakalım bu şekilde görünürlüğüne etki edecek mi bilmiyorum. Bir fikrim yok bunda. Güzel görünürlüğüne etki etmiyor. Biraz hatta görseli de daha bir güzel oldu bu şekilde.
ne diyorduk? Görünürlüğüne etki etmiyor dedik. Şimdi burada ne diyelim? Dosya diyelim. Dosya diye bir başlık oluşturalım. Daha önce menü strip kullanımını da göstermiştik. Dosya dedikten sonra mesela burada çeşitli başlıklar oluşturabiliriz. Ne diyelim? Yenile diyelim. Buraya da bir tane yenile komutu ekleyelim. Ondan sonra buraya başka ne ekleyelim? Yenile diyelim. Gazeteler diyelim. Mesela az önce linklerini aldığımız gazeteler. Ondan sonra renkler diyelim. Formun arka plan rengini değiştirelim. Renkler diyelim. Mesela renklere ne diyelim? Mavi, sarı ve bir de mavi, sarı, bir de siyah mı desek? Yeşil mi de? Yeşil demeyelim. Mavi, sarı, bir de pembe diyelim. Şöyle pembe olsun. Mavi, sarı ve pembe dedik. Gazetelerde 3 tane gazete almıştık sanırım. Neydi onların linkleri? Bir bakalım. Milliyet, Fanatik ve gazete değil. O ne diyor ama o ne diyor da kullanalım istedim. Ne diyelim? Milliyet, Fanatik, o ne diyor? Bununla ilgili de ya daha önce böyle bir şey geldi. Forum C# formda oluşturmuş olduğum örneklerle ilgili herhangi bir reklam gelirim yok. Mesela burada Milliyet'i, Fanatik'i kullanmamla ilgili. Bunlar sadece örnek olsun diye verdiğim şeyler. Hani kesinlikle buradan yani bir kuruş bile kazancım yok. Sadece örnek olsun diye vermiş olduğum temsili web siteleri. İkinci kısmına başladık. Şimdi dosya kısmında yenile ile başlayalım önce. Yenile dediğimiz zaman web browser bir nokta refresh atsın önce. Sayfamızı yenilesin bu web browser. Şimdi gazetelerde Milliyet'e tıkladığımız zaman web browser bir nokta navigate parantez içerisinde şöyle Milliyet'in ana sayfasına gitsin. Şu URL adreslerini kaldıralım artık. Milliyet'le başlayalım. Ctrl C edelim. Çift tırnak içerisinde. Şöyle Ctrl V dedim. Milliyet'in ana sayfasına gidecek burası. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. C# elinizden geldiği kadar uygulamanızda adım adım gidin ki arkadaşlar herhangi bir sorun çıktığı an direkt müdahale edebilirsiniz. Dosya dedik. Şimdi yenileyecek bir şey yok henüz. Gazeteler, Milliyet dedik mesela. Milliyet'e tıkladık. Şu an yüklüyor olması lazım. Yükledi mesela. Buradaki yenile çalışacak mı bir deneyelim. Yenile dedik. Şu an çalışıyor sanırım. Heh, şu an çalıştı. Yenile de bu şekilde çalıştı. Bu Internet Explorer'ın desteklemediği şeylerde şöyle bir komut dizisi hatası veriyor. Yani bunun bizim C# formumuzla veya programımızla herhangi bir ilgisi yok. Devam edelim. Gazetelerde Fanatik'le devam edelim. Fanatik'in URL'sini alalım şöyle. Başında H harfi eksik. Onu da biz ekleyelim. Web browser 1.navigate parantezinde çift tırnak H'ye ekledik. Ctrl V dedik. Noktalı virgül. Fanatiği de yapıştırdık. Bir de o ne diyor yapalım. Web browser 1.navigate parantezinde çift tırnak. O ne diyor da alalım. Ctrl C dedik. Çift tırnak içerisinde Ctrl V dedik. O ne diyor da bu şekilde yapıştırdık. Şimdi çalıştıralım bakalım. Diğer iki gazetemizde çalışıyor mu haber sitemiz. Gazeteler dedik. Fanatiğe tıkladık. Bakalım Fanatiği açacak mı web browser'ımız. Şu an yüklüyor sanırım. Fanatiği açtı. Sonra dosya diyelim. Gazeteler. O ne diyor tıkladık. Bakalım o ne diyor açacak mı? Sanırım o ne diyor destekledi. Tamam. Bunun bir ayarı vardı ya. Bunu kapatmanın C# bir ayarı vardı da. Onu dersten sonra grubumuzda paylaşalım. Bu şekilde o ne diyor da bize getirdi. Ondan sonra devam edelim. Renkler kısmı arkadaşlar şu web browser'ın dışında kalan arka plan rengimizi değiştirmek için kullanacağımız alan. Mesela maviye çift tıklayalım. Maviye çift tıkladıktan sonra diyelim ki this.backColor. This dediğim this'den kastımız ne? Bizim formumuz. This.backColor eşittir color. Mesela blue diyelim ama direkt koyu mavi olmasın. Şöyle dodger blue diyelim. Açık maviye yakın bir renk. Çalıştıralım bakalım. Renklerde parantez açıp kapatma yok. Çalıştırdık tekrar. Dosya dedim. Mesela önce bir web sitesine gidelim. Google diyelim. Google'a giderken aynı anda arka planda müzik çaldıralım. Dosya dedik. Renkler dedik. Maviye tıkladım. Bu şekilde benim formumun arka plan rengini mavi yaptı. Bu arada Properties'te bir özellik daha göstereceğim.
Hatta şöyle bir fikrim var. İlerleyen derslerde mesela şu ilk 7 derslik bir şey oluşturmuştuk ya biz taslak. O dersten sonra sadece properties özelliklerini ayıracağım bir ders düşünüyorum. Mesela şu properties'teki özelliklerin %70'ini kullanabileceğimiz bir ders. Şöyle 40-45 dakika boyunca sadece properties'teki özellikler üzerinden gideceğimiz bir ders yapabiliriz. Dosya dedik, renkler sarı ve pembe için de yapalım. This nokta back color eşittir color nokta yellow, mesela açık sarı olsun, color nokta yellow. Bir de son olarak pembe için de yapalım. This nokta back color eşittir color nokta pink diyelim, mesela light pink olsun. Çalıştıralım programımızı. Mesela YouTube'a gidelim, www.youtube.com go dedik. YouTube'a gittik. Mesela YouTube'da bir tane müzik açalım. Lanka diyelim şöyle. Açtık müzik oynamaya başladı bu şekilde. Ondan sonra değiştirelim mesela. Tıkladık Yandex'e. Yandex'e gitti. Aynı anda müzik çalmaya bir de müzik çalalım arka planda. Radyoda. Müzik de çalıyor. Renklerden mesela sarıyı seçelim. Çok açık bir sarı renk oldu. Ferhat Bey, buna şimdi hemen değiştireceğim. Pembe. Pembe biraz daha belli. Şu sarıyı değiştirin. Çok açık bir sarı oldu. Direkt yellow kullanalım. Onu bir görelim. Dosya, renkler, sarı diyelim. Şimdi çok daha okunaklı oldu. Sarıyı da bu şekilde formumuza dahil etmiş olduk. Son olarak arkadaşlar bir de çıkış komutu ekleyelim menü streamimize. Şuraya mesela çıkış diyelim. Çıkış dedikten sonra application nokta exit deyip formumuzu kapatalım. Çalıştıralım bakalım. Dosya çıkışa tıkladım. Bu şekilde formumu kapattı. Şimdi biz ne yapacaktık? Formla ilgili birkaç tane properties'ten göstereceğim şeyler var. Şimdi arkadaşlar mesela ne yapalım? Şimdi formumuz yüklendiği zaman şöyle bir internet sitesi üstünden gösterelim. Mesela YouTube üzerinden gösterelim. YouTube.com diye go dedik. Gitsin YouTube'a. Arka planda şöyle müzik çalsın. Şimdi ben şu anda formu istediğim gibi büyütebiliyorum. Büyüttüğüm zaman ne oluyor? Web browser'ım kaybedebiliyorum veya genişletebiliyorum formu bu şekilde. Şimdi ben bunların olmasını istemiyorum. Bunlar için ne yapacağım biliyor musunuz? Şurada önce ne yapalım? Şu minimum maximum ve box'ı false yapmadan önce Auto Size Mod diye bir özellik var. Otomatik boyut modu gibi bir Türkçe çevirsek öyle bir anlam var. Otomatik boyut modu. Şimdi ben bunu şu an sadece Grow Only. Ben bunu Grow and Shrink yaptığım zaman, şimdi bakın çalıştıralım. Grow and Shrink yaptığım zaman bunun üzerine herhangi bir değişiklik yapamıyorum. Ben şöyle aşağı aldık. Yeni metin belgesini de kapatalım. Mesela çalıştırdım. Şöyle arka planda müzik çala dursun. Şu an mesela herhangi bir şekilde formumun üzerinde büyütme veya küçültme işlemi gerçekleştiremiyorum. Ama formumu buradan büyütebiliyorum veya bu şekilde aşağı alabiliyorum formumu. Şimdi bunu ne yapacağım? Bunları da engelleyeceğim. Nasıl? Şöyle şurada arkadaşlar minimize, maximize box diye seçenekler var. Yani maximum void, minimum void. Ben bunu false yapıyorum. Aşağıda bir de minimize box var. Bunu da false yapıyorum. Şimdi çalıştıralım. Bakın false yaptığım zaman ne oldu? Şurada sırasıyla alanlarım gitti. Maximize box'ı da göstereyim. True diyelim. Şimdi minimize box'ı true dediğim şey, false yaptığım zaman ne yapıyor? Şu aşağı alma, hani şu bizim masa üstünde aşağıdaki çubuğumuz var ya, buraya almayı false yapıyor. O özelliğini kapatıyor. Bir de burada maximize box var. Maximize box'ı da false yaptığım zaman tam ekran yapmayı da kapatıyorum. Bu şekilde sadece çıkış simgem dediğim exit ikonum kalıyor. Çalıştıralım bakalım. Aşağı aldık şöyle Visual Studio'yu. YouTube üzerinden gidelim. YouTube.com diyelim. Gitsin YouTube'a. Gitti mesela. Şöyle aşağıdan bir tane müzik açılmış şöyle. Müzik yüklendi mesela. Geri diyelim. Geri komutum çalışıyor. İleri diyelim. İleri komutum da çalıştı. Müzik tekrar yüklensin.
Yüklendi. Yenile dedim. Yenile komutum da çalıştı. Ana sayfa dedim. Ana sayfaya tıkladıktan sonra Google'a gittim. Yandex, Yahoo sırasıyla bunlar da çalışıyor. Aynı zamanda müzik çalmaya devam edebiliyor. Bu şekilde mesela değiştirelim. Dosya, işte yenile dedim. Yenile dediğim zaman ne yaptı? Yahoo'nun ana sayfasını yeniledi. Gazeteler dedik. Mesela Milliyet'e gidelim. Milliyet'e gittik. Radyomuz çalmaya devam ediyor. Radyomuzu buradan durdurduk. Tekrar oynattık. Bu şekilde. Sonra başka ne yapalım? Rengini mesela mavi yapabiliyoruz. Sarı yapabiliyoruz. İşte pembe. 3 tane renk belirledik. Bir de bizim çıkış komutumuz mevcut arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu akşamlık da bu kadar, yeterli sanırım. Yaklaşık 35 dakika falan oldu. Öyle tahmin ediyorum. Yarın akşam web browser ile devam edeceğiz. Web browser'da sayfa kaynağını görüntüleme, işte yeni sekme oluşturma, sekmeleri kapatma. Sonra bir arkadaş yazmıştı şurada. HTML dosyasını alıp web browser'da görüntüleme gibi şeyleri gerçekleştireceğiz. Geçmişi görüntüleme, geçmişte arama yapma falan. Bu tarz kalan kısımları da yarın akşam ikinci dersimizin ikinci kısmında görüntüleyeceğiz. Hepinize iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.